Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS için sayılı günler kaldı. Sınavın yapılacağı okullarda temizlik işlemleri başlatıldı, sıralar dezenfekte edildi. Sosyal mesafe uyarıları hazırlandı. İşte büyük sınav öncesi yapılan son hazırlıklar. Sıralar tek tek silinip dezenfekte edildi. Tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. YKS'ye sayılı günler kala hazırlıklar hızlandı. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin heyecanla beklediği üniversiteye geçiş sınavına yalnızca 4 gün kaldı. Okullarda da şu an hummalı bir çalışma var. Sınavlar bu sene koronavirüs gölgesinde yapılacağı için önlemleri de şimdiden başlandı. Ekipler bir yandan sınıfların her köşesini dezenfekte ediyor. Bir yandan da hem masalar hem de yerler titizlikle siliniyor. Sınav için biz elimizden gelen azami gayreti gösteriyoruz. Dezenfektanlarımız ve temizliklerimiz olanca hızıyla devam ediyor. Sınav için binaya gelen öğrenci önce bu noktada eski maskesini çöpe atacak, ardından ellerini dezenfekte edip yeni maskesini takacak ve ikinci bir personel tarafından kimliği kontrol edilip sınava girişi sağlanacak. Sınav süresi yalnızca bu yıl için 30 dakika uzatıldı. Öğrenciler 165 dakika boyunca üniversite hayallerine ulaşmak için ter dökecek. Sınav esnasında isteyen öğrenci maskesini çıkarabilecek. Sınava girişte yoğunluk oluşmaması için erken gelmeniz çok önemli. Sınav yerinde en az 1 saat önceden bulunmanız gerekiyor ve okulun giriş çıkış ve sosyal mesafe yönlendirmelerine de uymalısınız. Sosyal mesafeyi koruyarak içeri almamız zaman alabilir. Dolayısıyla 1 saat önce öğrencilerimiz okulda hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav yerlerine kolay ulaşım için de gerekli tedbirler alındı. Cumartesi günü 9.30 ile 15 arası, pazar günü ise 9.30 ile 18.30 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öğrencilere velileri refakat edebilecek. Öğrenciler sınavdayken veliler okul bahçesinin dışında bekleyecekler. Ancak onlara da burada büyük görev düşüyor. Geçen haftaki gibi bir izdihamın yaşanmaması için sosyal mesafe kuralının asla unutulmaması gerekiyor. Kesinlikle panik yapmalarına gerek yok. Kaygısız olsunlar. Öğrencilerimiz de bilinçli. Bu konuda hiçbir problem yaşamadık. Bu daha tecrübeliyiz. Bu sınava hiç yaşamayacağımızı düşünüyorum.